Allah gecenizi hayır etsin. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Umduklarınıza nail eylesin. Korktuklarımızdan hırsı muhafaza eylesin. Alem-i İslam'a dirlik, birlik, beraberlik ihsan eylesin. İnşallah Deccaliyete karşı muzaffer eylesin. Saddam Hüseyin, Muammer Kaddafi ve Mesut Barzani hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Ne fikrim olabilir ki hepsi de Osmanlı'dan sonra emperyalist ülkelerin emrinde olan kimselerdi? Kur'an ve sünnet tarihinde meseleye bakacak olursak, hani bir İslam'da ehven-i şer hükmü var ya, hani şer ama onun içerisinde daha ehveni var. Yani her ikisi de namaz kılmıyor ama birisi böyle daha sıcak dine. İkisi de oruç tutmuyor, birisi namaz kılıyor. Namaz kılanı seçmek zorundayız ya. 5 tane adam var. 5'ini de seçeceğiz. Hemen hemen özellikleri 5'inde aynı. İmam seçimi var ya. İmam seçerken 5'i de aynı ama birisinin sakalı var. Biz sakallı olanı tercih etmek zorundayız ya. 5 tane adam var. Birisinin İslami duruşu daha güzel. Onu tercih etmek zorundayız ya. Ehven-i şer noktasında. Bu noktada dünya liderlerinin içerisinde, devlet başkanlarının içerisinde ehven-i şer olan kimseler olabilir. Ama İslam dünyasının başındaki liderlerin hiçbirisi de Deccaliyetin emrinin dışına çıkabilen liderler değil. İçlerinden bunun farkında olup da bir nebze, hani olabildiğince, yapabildiğince yapmaya çalışanlar var. Büyük bir kısmı da teslim olmuş vaziyette. Bu mevzuya biraz daha girersen dağılır ortalık. Buna bizler de dahiliz. Kendimizi ayırmıyorum. Biz de gerçekten tam imanı kemale ermiş kimseler değiliz. Öyle kendi kendimiz de kendimizi fasulye gibi nimetten görmeyelim. Biz de bir düdükle eve oturabiliriz. Bir düdük. Biz şerrin içerisinde kendimizi ehven görebiliriz belki de. Aldatmayalım kendimizi. Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Allah onların başındakileri de değiştirmez. Başınızdaki lider kim ise siz osunuzdur. Siyasi olarak söylüyorum. O yüzden toplum kendini değiştirdikçe baştaki lider de değişir. Bunu normalde şimdi Saddam Hüseyin, o toplum kendince de başında bir Saddam Hüseyin vardı. Biz diyeceğiz ki ya Saddam Hüseyin zalim, öyle değil mi? O toplum zalimi seçiyor. O toplum zalimi kabul ediyor. O toplum da zalim. Biz şimdi diyeceğiz ki Muammer Kaddafi zalim. O toplum da zalim. Neden Muammer Kaddafi'nin peşinde millet dimdik durmadı? Toplum. Neden Saddam'ın peşinde dimdik durmadı toplum? Neden şu anda Suriye'de Esed'in arkasında toplum dimdik durmuyor? (Gülüyor)
Şimdi benim AK Partili olduğumu söyleyecekler gene. Neden Tayyip Erdoğan'ı milyon kişi karşıladı şeyden gelirken, yurt dışından gelirken, herkes yurt dışında kalacak derken milyon kişi karşıladı? Toplum durdu arkasında. Neden gitti yüzde 49 mu kaç aldı? 49,5 oy aldı. Neden aldı? Toplum durdu arkasında. 49,5 oy almamış olsa parçalarlar adamı. Bakın, toplum arkasında durmazsa, o topluma zulmederse toplum onun arkasında durmaz. Şimdi burada ben, arkadaşlar, hizmet edenler, gelenin kalbini kırsa kim kalır burada? Bu işin şeyidir. Dileyen kalsın canım. Sen Kur'an sünnet ahlakından sorumlusun. Sen Kur'an sünnet ahlakını gösterdin de millet çeker giderse o zaman dersin. Dileyen gidebilir. Ama sen Kur'an sünnet ahlakıyla burada insanlara davranmıyorsan suçlusu sensin. Senin arkanda kimse kalmaz. Hadis-i şerif. İmamın kötüsüdür istenilmediği halde orada imamlık yaparsa. Sen istediğin kadar birisini oraya çavuş tayin et. İstediğin kadar birisini zakir tayin et. O kimse etrafına hart hurt yapıyorsa kimse kalmayacak etrafında. O kendi kendine de terennem yapar. O kendi kendine de haklıdır ha. Herkes nefsine uyuyordur orada. Demez kendi kendine. Ben ne yaptım da buradan insanlar gitti? Demez kendi kendine. Ya ben ne kusur işledim de insanlar gelmiyorlar derse. İnsan kendi nefsine soracak. O zaman liderler de kendi nefsine soracak. Ben ne yaptım da bu insanlar benim arkamda durmadılar? Ya ben dört dörtlüküm. Yok kardeş, dört dörtlük olursan herkes senin arkanda durur zaten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında dinden geri dönen, irtidat eden kaç kişi var? Yok. Çok az. Çok az. E demek ki o zaman bir lider, siyasi bir lider, isterse dini bir lider olsun. O topluluğun aynası hükmünde. O yüzden Saddam Hüseyin, biz otururuz zalim deriz. Veyahut da Muammer Kaddafi, otururuz zalim deriz. Veya Mesut Barzani. Neden seviyor oradaki Kürtler onu? Irak'taki Kürtler seviyor. Seviyor. Biz şimdi oturacağız şimdi. Seviyor insanlar onu. Diyeceksiniz ki ya yanlış yanlışı sever. Yanlış yanlışı sever. Eyvallah. Ama bir gün o topluluk doğrulduğunda o yanlışı devirir. Bak, meclis başkanı yeni anayasada laiklik olmasın, dindar bir anayasa olsun dedi. Millet başladı açıklama yapmaya. Kılı kımıldadı mı? Dolar kımıldadı mı? Yok. Düştü daha hala değil mi? Siz bilmezsiniz. 10 yıl önce böyle bir şey olduğunda dolar fırlardı, devalüasyon olurdu. Bundan 10 yıl önce olsaydı, 15 yıl önce olsaydı Güneydoğu'daki bu olaylardan kaç sefer devalüasyon olduydu, IMF ile kaç sefer imza atıldıydı, IMF'nin önünde kaç sefer sıraya girildiydi. Bundan 15 yıl önce olsaydı orada PKK'ya atacak kurşun bulunmazdı.
Şimdi bir şehri yıkıyorlar, yeniden yapıyorlar şimdi. On yıl önce olsaydı ihtilal olurdu. Allah yesin. Amin. Kişi nefisle mücadeleyi yalnız ya da birkaç arkadaşla yapabilir mi? Nefsini köşeye sıkıştırmak için örneğin birbirlerine ben bugün gıybet etmedim ya da haram işlemedim gibi. Eğer haram işlediyse ben bugün haram işledim gibi. Bunda sünnette pek örneği yok. Ya da biz okumadık. İslam toplu dini ama böyle birbirlerine karşı hatalarını, kusurlarını söylemeleri, birbirlerine karşı iyiliklerini söylemeleri de çok hoş karşılanmamış. Yani ben bugün gıybet etmedim demek tövbeyi gerektiren bir şey. Kişi nefisle mücadelede her yolu deneyebilir. Kur'an ve sünnet dairesinde dener. İnsan vücudu 40 güne alıştırırsa helalı, bu 40 gün gerçekten kalıcı mıdır? İnşallah harama girmezse kalıcıdır. Nefisle mücadelede birbirlerine anlatılan haram işlememek, nefsi bir davranış olur mu? Bence olur. Nefis çok derler ya, hin oğlu hin diye. Bayanların tesettürlü veya açık şekilde Instagram, Facebook, WhatsApp gibi yerlerde fotoğraf paylaşmalarında dinen bir sakınca var mı? Bayanların bu yüzleri, elleri, ayakları müstesna bunların açık dolaşmasında bir beis olmadığı gibi bu tip elini yüzünü gösteren bir fotoğrafta da bir beis olmaz. Yani normalde hani kimlik fotoğrafları var ya, onun gibi onda da bir beis olmaz veyahut da tesettürlü bir şekilde onun fotoğrafında bir beis olmaz. Bizde şöyle bir algı var. Yani bayan dışarıda tesettüre riayet ederekten dolaşması caiz. İşte WhatsApp'ta böyle bir fotoğrafının görülmesi caiz değilmiş gibi algılanıyor. Bir şeyin haramı, helalı bellidir. Bir kadının yüzü açık, elleri açık, ayaklar açık, malum bilek kemiklerinden aşağı caiz mi? Evet. Onun her yerde görünmesinde bir sıkıntı yoktur. Caizdir. Kaldı ki bir normalde bir kadınınla yüz yüze bakışmak, yüz yüze bakmak, bir kadının canlı bir şekilde yüzüne bakmak caiz değildir. Ama bir kadının fotoğrafına fotoğraftan bakmak caizdir. Anladınız mı? Burada çünkü karşılıklı etkileşim söz konusu değil. Öbürkünde karşılıklı etkileşim söz konusu. Ve erkeğin bakışlarından veya kadının bakışlarından erkeğin yüz yüze olunca etkilenmesi muhtemel. O yüzden mümin erkeklere de mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakındırsınlar. Yani birbirlerine şehvani bir şekilde bakmaktan, birbirlerini süzmekten, birbirlerini iyice iyice incelemekten. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin naklettiği hadis-i şerif. Birinci bakış Allah'tan, ikinci bakış nefisten, üçüncü bakış şeytandan. O zaman karşılıklı kadın ve erkeğin bakışmaları, kesişmeleri caiz değil. Öbür türlü bir kadının tesettürlü fotoğrafında bir beis yok. Ne bileyim işte elbisesiyle, ne bileyim tesettürüyle bu noktada bir fotoğraf çekilmiş. Bunda bir beis yok. Din adına para toplamak, para istemek, kermes yapmak doğru mudur? Bunları biz doğru görmüyoruz. Bunları doğru görmediğimizden dolayı da bu tip işlerle iştigal etmiyoruz. Bunları da ben Allah affetsin böyle dini hizmet olarak da görmüyorum. Böyle orta yere çıkıp işte filanca yere cami yapacağız, şöyle para toplayalım, pamuk eller cebe. Fişmanca yere kurs yapacağız, pamuk eller cebe. Bunlar son dönem olmaya başladı. Son 25-30 yıldan beri oluyor. Ondan öncesinde İslam tarihinde böyle şeyler yok.
cihat, savaş için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kim ne tasadduk edecekse ederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri istemezdi, dilenmezdi. Bakın, istemezdi, dilenmezdi. Mescid-i Nebevi yapılırken dilenilmedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri aldı Mescid-i Nebevi'nin yerini kendi parasıyla. Başladı kerpiçten yapmaya. Onu görenler ona yardım ettiler orada. Kendiliğinden. O buraya mescit yapıyorum deyip de milletten para toplamadı. Bir yere mescit yapacaksa bir kimse gider arsasını alır başlar yapmaya. Ümmet-i Muhammed de mescide bir şey yapacaksa birisi gider demirini alır, alır. Birisi gider çimento alır bir kısmı, alır. Birisi gider tuğlasını alır, alır. Oraya gider tasadduk eder, eder. Malzeme olarak aynı ve nakdi derler ya, birisi yapar. Bir şey istemek, dilenmek çok hoş değil. Allah muhafaza eylesin. Amin. Yol yürümek isteyen bir insanın mülki idari mesleklere yönelmesi bu yola tezat mıdır? Değildir. Ne tezat olsun ki? Geçen hafta izah ettiniz, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inandık. Peki insanın kanser olması Allah'tan değil midir? Bakın, bütün her şeyi yaratan Allah'tır. Ama bir şeyi biz talep ederiz, isteriz, kesbederiz. Bakın, kesbederiz, isteriz. Beslenmemize dikkat etmeyiz. Sağlığımıza dikkat etmeyiz. Sağlığımız bozulur. Bakın, sağlığımıza biz dikkat etmeyiz. Abur cubur yeriz. Çok uyuruz, çok konuşuruz. Haram işleriz. Sağlığımızda bir bozukluk olur. Bizdendir kusur. Hata bizdendir. Biz otantik beslenmeyiz. Rahatsız oluruz. Hata bizdendir. Bak, hepimiz de besili koyunlar gibiyiz. Çok yiyoruz. Çok yiyen insanlarda çok hastalık oluyor. Çok uyuyoruz. Sağlıklı beslenmiyoruz, abur cubur yiyoruz. Çikolataydı, bisküviydi, hazır yiyeceklerdi, hazır gıdalardı, hazır içeceklerdi. Bunlar toplanıyor bizde. Toplanıyor. Ondan sonra kanser vakası artıyor, artıyor. Hastalıklar artıyor, artıyor. Şu anda toplumun, mesela kadınlar örneğin, büyük bir çoğunluğu yani rahim operasyonu geçirmeden hamile kalamıyorlar. Büyük bir çoğunluğu. Gün geçtikçe artıyor bu. Erkekler büyük bir çoğunluğunda sperm eksikliği var. Gün geçtikçe artıyor bu. Bakın, gün geçtikçe artıyor. Yediğine dikkat etmiyorlar. Giydiklerine dikkat etmiyorlar. Daracık kotları, pantolonları giyiyorlar. Kadınlar da, erkekler de. Her şey plastik. Naylon. Bol değil. Sağlığa zararlı. Ne bulursa yiyorlar. Hamburgerdir, fast food'tur, bilmem ne burgerdir, tavuk çiziktir, bilmem nedir, bir sürü var. Habire de yayınlanıyor. Kimisinden çok affedersiniz, insan
pisliği çıkıyor, kimisinden fare pisliği çıkıyor, kimisinden lavum suyu çıkıyor, kimisinden bilmem ne çıkıyor. Yiyor gene millet ya. Gene yiyor. Hamburgermiş de, fast foodmuş da, yok işte tavuk burgermiş de, yok tavukmuş da, bilmem neymiş de, hepsi de hazır, hepsi de hastalıklı. Ben bazen diyorum, tuhafına gidiyor milletin, 15 yıldır tavuk yemiyorum diyorum. 2002'den beri tavuk yemiyorum ben, yani hazır tavuk yemiyorum. Ya 40 günde bir tavuğun geliştiği nerede görülmüş? Kırk gün! Senin civcivler kaç kesime zaman, kaç ayda geliyor? 6 ayda anca büyüyor. 6 ayda anca büyüyor. 6 ayda anca büyüyor. 40 günde kasaba, dost doğru, kesimhaneye. Ya bu mümkün mü? Biz bu tavuklar İsmail Aleyhisselam'ın soyundan mı, haşa? Bir günde bilmem kaç günlük şey olacak, büyüyecekler. İbrahim Aleyhisselam mağarada öyleydi ya. Bir günde 1 aylık olurdu. 1 aylık olunca 1 yıllık gibi görünürdü. 1 yıllık gelince sanki 10 yaşındaymış gibi oldu. Kocaman oldu. Bu ne? Millet yiyor. Ondan sonra hasta herkes, hasta. Bizim normalde şimdi tohumlar genetiğiyle oynanmış. Yiyeceklerin bütün hepsinde genetikleriyle oynanmış vaziyette. Siz domatesin çekirdeğini çıkarıp da bir daha siz domatesi ekebiliyor musunuz şimdi? Hayır. Nerede iyidirler bizim? Kaldırın ellerinizi bakayım. Fatih, yapıyorsunuz mu öyle bir şey? Tutmuyor. Hepsi de İsrail. Bir seferlik değil mi? Yerli tohum kalmadı değil mi içinizde, elinizde hiç? Hiç kimse de köyde kalmadı değil mi? Yerli tohum yapan var mı? Yok. Var mı başka köyde yaşayan hiç? Hangi köy? Var mı yerli tohum eken? Getir oradan bize tohum. Gerçekten. Yerli, eğer orada domates, biber, patlıcan varsa getir bana. Ektireceğim hususi dirilere. Tamam. Unutmayın inşallah. Çorum'un neresi? Tamam. İnşallah. Var mı yerli tohum? Bozulmamış denk gelirse getir gel bana. Duruyor mu? Aa, iyi, onları ben unutturma ya. Tamam, ama geç kaldık bu sene ya, değil mi? Vakit bitti, evet. Seneye unutturma, onu şey yapalım. Tamam. İnşallah. Fatih, yetiştirirsin değil mi şeyde, iyidir de. Getireyim inşallah ekore. Bakanlık da toplamış, geçen hafta gördüm. Ayrı ayrı böyle kavanoz kavanoz hepsini toplamış, korumaya almış. Ben yetiştireceğim onu inşallah. Tohum alacağız onlardan, tamam mı Fatih? İnşallah. O yüzden normalde insanın kanser olması da insanın kendisinden, hastalığı insanın kendisinden. Yaratan ne? Allah. Her şeyi yaratan Allah. Şimdi biraz böyle tuhaf gelebilir size. Yapan, bunu normalde, bunu kesbeden, bunu inşa eden insanın kendisi, cüz irade noktasında. Ben cebriyeci değilim, kaderiyeci de değilim. Bir kimsenin cüz iradesinin, cüz iradesinin sınırını çizmeye çalışıyorum. Ya da sağlıklı olması bir hayırdır, bu da Allah'tan değil midir? Cenab-ı Hak hiç kim, hiçbir kuluna zulmetmez. O yüzden bir kimse hayrı isteyen hayra koşar, şerri isteyen şerri talep eden şerre koşar.
Cenab-ı Hak hayır isteyene hayır yaratır, şer isteyene şerri yaratır ama istemeden memnuniyetsiz bir şekilde yaratır. Memnuniyetsiz bir şekilde yaratır. Hayrı yaratırken de memnun bir şekilde yaratır. Secdedeyken uyumak abdesti bozar mı? Hayır. Domuz yağından üretilen kremleri kullanmak caiz midir? Hayır. Babamın kapanmayan yarasında kullanmak istiyoruz. Kantaron yağını kullanın. Sarı kantaron çiçeği vardır. Sarı kantaron çiçeğini bir şişenin içerisine koyun. Böyle işte örneğin 100 gram ne kadar 100 gram çok da onu böyle bir tutam koyardı annem Allah rahmet eylesin. Üzerine zeytinyağı konulur. Onu böyle güneşte bekletirler. Güneşte miydi hacı? Değil mi? Güneşte bekletirler onu. Ondan sonra onu bütün yaraları kullanırlardı. Annem de hatta şeker hastalığından dolayı ayağında yara vardıydı. Kapanmadıydı bir türlü. Doktorlar kapatamadılar. Kadın onun kantaron yağıyla Allah'ın izniyle kapattı. O yüzden kapanmayan yaralar için aklınızda olsun. Kantaron yağı kullanın. Kantaron çiçeğinden, sarı kantaron çiçeği. Bir de kara kantaron var. Kara kantaron da zannediyorum bu apse yapan yerlere sürüyorlardı. Solo yağ ile evin yağı 5 kiloluk şişelerde 1 gram trans yağ vardır yazıyor. Bu yağlar yenilebilir mi? Domuz yağıdır diye şüphelendik. Trans yağ ne ya? Var mı trans yağı bilen? Sağlıklı bir yağ değil. Evet Ali. Zararlı yağ. Zararlıymış. Bitki şifacımız var Allah'ın izniyle. Neydi? Vuslat şifa ürünleri miydi? Hep şarkı söyleyecek değil ya da. Hayır, yarın öbür gün bir de beyaz önlük takıp gelecek buraya. Şifacımız olacak böyle giderse. Önünü alamayacağız yükselişini. Doktor sakın onu göndermeyesin sana Ali'ye. Ya biz hep çatışıyoruz. Çatışıyorsunuz değil mi siz? Ben şimdi kalkıp kantaron yağını söyledim sana ters. Sizinle çatışmıyoruz. Bu şey uluslararası emperyalist güçlerin adamı. Kendi derdine deva olmadı ama kendine. Bu ne? Bu gece hastanede. Bana geldi hastane. Eyvah. Gardını düşürdüler senin bak. Videoları bak. Hocam yani alternatif tıp bıraktı şey. Bu da tıbbın kucağına kendini. Alternatif tıp. Yani kendisi ha. Ağlayarak geldi. Eyvah. 3 adet sorun vardır. 1. Derviş gönülsüz olacak ne anlama geliyor? Kur'an ve sünnetin dışında bir şey ise bunda gönülsüzlük söz konusu olmaz. Burada derviş gönülsüz gerek deyince yani bir kimse bize karşı haram işleyecek, biz onun haramına seslenmeyeceğiz. Birisi bir kötülük işleyecek, biz onun kötülüğüne seslenmeyeceğiz. Böyle algılanıyor. Siz bir kötülük gördüğünüzde elinizle, mümkün değilse dilinizle, o da mümkün değilse kalben buğz ederekten önlemeye çalışınız.
Bizim dervişlik algımız bir tokat vurdu öbür yanağına çevir değil. Bizim dervişlik algımız bu değil. Derviş gönülsüz olsun. Biz Kur'an ve sünneti yaşamaya çalışalım. Kur'an ve sünneti anlatmaya çalışalım. Bu konuda zorluklara göğüs gerelim. Hor görsünler, hakir görsünler, dinlemesinler, bizi ikinci sınıf vatandaş görsünler. Sıkıntı yok. Dervişin gönülsüzlüğü bu. Ama birisi zulmediyorsa zulümle biz mücadele ederiz. Birisi haksızlık yapıyorsa biz haksızlıkla mücadele ederiz. Birinin yanlışlığını kabul etmeyiz. Hayır. Bir kimsenin hayvaniyetten, nefsaniyetten, şehvaniyetten, şeytaniyetten davranışını kabul etmeyiz. Hayır. Konuşulması gerekiyorsa konuşuruz. İtiraz edilmesi gerekiyorsa itiraz ederiz. Susmayız. Benim dervişlik algım bu. Bir kimse kalkıp da hakaret edecek. Yok kardeş ya. Kimsin hakaret edecek? Veya bir kimse kalkacak Kur'an ve sünnetin dışında bir şey konuşacak. Kimsin kardeş? Ya işte derviş susması lazım. Susarız. Hak ve hakikat karşısında susarız. Suskunluğumuz Kur'an ve sünnetin karşısındadır. Suskunluğumuz hayrın karşısındadır. Şerre karşı susmayız, hayır. Haksızlığa karşı susmayız, hayır. Mücadele ederiz, savaşırız. O yüzden derviş gönülsüz gerek, eyvallah. Biz kimseye büyüklük yapmayalım, kibirlilik yapmayalım, kimseye tepeden bakmayalım, gönülsüz olalım. Ama birisi kibirlenirse ona kibirleniriz. Kibirlenene kibirleniniz. Emir bu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin emri. Bir kimse bize kibirleniyorsa biz de ona kibirleniriz. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetidir çünkü. Güzel ahlak onun sünnetindedir. O en güzel ahlak sahibiydi çünkü. O zaman örneğimiz oysa bizim için gönülsüzlük Kur'an ve sünnet dairesinde hak ve hakikat karşısındadır gönülsüzlük. Doğruyu bize kim söylerse alır başımıza tac ederiz. Ahmet söylemiş, Mehmet söylemiş. Toplumun içerisinde 5. sınıf vatandaşmış, 1. sınıf vatandaşmış. Doğruyu söyledim evet, alır kabul ederiz. Ama biz Kur'an sünneti yaşıyoruz. Sufiyiz diye birisinin bize hakaret etme hakkı yok. Bu kim olursa olsun. Birisi kalkacak Kur'an ve sünnetin dışında bir işlemde, bir davranışta bulunacak. Biz susmayız. Ben susmam. Bu Kur'an ve sünnetse, ilimse, varsa bir bildiğim ilim olarak koyarım önüne. Koyarım önüne. Derim ki hayır bunu söylemeye hakkın yok senin. Veya bu, o meselede Kur'an sünnet tarihinde doğruyu biliyorsam ben sonuna kadar mücadele ederim. Nerede olursa olsun. Bu doğru mu doğru? Hakkında ayet hadis var mı var? Bitti benim için. Ya derviş gönülsüz gerek. Derviş hak ve hakikat noktasında gönülsüz gerek. Birisi Kur'an ve sünneti bana tebliğ ederse eyvallah. Başım gözüm üstüne. Gönülsüzlüğümüz Allah'a ve Resulüne ve onun dostlarına ve onun hakikatine. Gönülsüzlüğümüz şeytana, şeytaniyete değil. Hayvaniyete değil. Birisi hayvanlık yapacak karşımızda biz de gönülsüz olacağız. Hayır. Nerede bir kötülük varsa mücadele ederiz onunla. Nerede bir zulüm varsa mücadele ederiz onunla. Nerede bir şeytaniyet varsa mücadele ederiz. Nerede bir nefsaniyet varsa mücadele ederiz. Ya derviş gönülsüz gerek. Kardeş biz o noktada gönülsüz değiliz. Gönüllüyüz. Öyle hiç kimse. Hayır damarınıza mı bastılar? Birisi öyle de damarına mı bastın? Dedim Kur'an ve sünnetin dışındaki her şey bizim damarımızdır dedim. Basarsanız cevabınızı alırsınız. Senin karşında susacak değilim.
Senin karşında ezilecek, büzülecek değilim. Kalkacak adam din ve dinle alakalı bir şeyde alay edecek, ben susacağım. Hayır. Susmak küfür. Bir kimse din ve dinden olan bir şeyden alay ediyorsa ve sen ona karşı susuyorsan küfür. O çünkü küfre düştü, sen onun küfre düşmesinin karşısında sustun. Sen de onu desteklemiş oldun. Ya kalben buğz edeceksin, diyeceksin ki ya Rabbi benim buna gücüm yetmedi. Bu zalim bir kimse. Bunun zalimliğinden dolayı ben ürktüm, çekindim. O yüzden sustum. Ama ben ondan değilim. Orada Müslümanın durması caiz değil. Gücü yetmiyorsa orada hızla orayı terk edecek. Onun yanında yapıyorsa o da gitti. Allah'ı seven bir kimse zulmün karşısında dimdik duracak. Allah'ı seven bir kimse Allah'ın sevmediği bir şeyin karşısında dimdik duracak. Mücadele edecek. Bize hep böyle Allah affetsin. Yani ben etrafta gördüklerime bakıyorum. Ya strateji yapıyor arkadaş. Ya kardeşim bu adam senin haline eşdeğerdesin. Biz devlete strateji yapmıyoruz. Değil insanlara yapacağız. Yargılanacaksak gider yargılanırız. Alıp götüreceklerse götürürler. Çıkacaksak mahkemenin önüne çıkarız. Hak ve hakikati söylemekten geri durmak yok. Allah muhafaza eylesin. Amin. Laiklik ne anlamı taşıyor? Bir din dersi öğretmeni şöyle diyor ki, la demek Arapça hayır demektir. İlk demek Yunanca din demekmiş. Yani dine hayır demek diyor. Acaba öyle midir? Normalde Türkiye'de kullanılan şey o. Laiklik sonuçta Yunanca bir kelime. La işte Yunanca'da yok demek mi değil mi bilmiyorum. Ama Türkiye'de laikliğin kullanılış noktası din düşmanlığı. Din düşmanlığı derken bütün dinler değil, sadece İslam düşmanlığı. Türkiye'deki laiklik uygulaması bugüne kadar İslam düşmanlığı olarak uygulandı. Zaten bütün Müslümanlara antipatik gelmesinin sebebi bu. Onlar diyorlar ki laiklik din ve vicdan hürriyeti. Kardeşim din ve vicdan hürriyeti bu memlekette Osmanlı'da yok muydu? İslam dünyasında din ve vicdan hürriyeti yok muydu? İslam dünyasında Cebriyeci'den tutun, Kaderiyeci'den tutun, Şia'dan tutun, Fatimilerden tutun, bütün o kadar mezhep ve meşrep olmuş. Din ve vicdan hürriyeti olmayan bir yerde o kadar mezhep, o kadar meşrep olur mu? Din ve vicdan hürriyetinin olmadığı bir yerde Hristiyan mı olur, Yahudi mi olur? İslam dünyasının içerisinde onca Yahudiler ve Hristiyanlar var. Katletmişler mi? Bu Yezidilerin hepsi de İslam dünyasının içinde değil miydi? Dürziler İslam dünyasının içinde değil miydi? Bu Hristiyanlar İslam dünyasının içinde değil miydi? Lübnan'daki, Suriye'deki Hristiyanlar İslam dünyasının içinde değil miydi? Filistin'deki Hristiyanlar, Filistin'deki Yahudiler İslam dünyasının içinde değil miydi? Türkiye'deki Hristiyanlar, Türkiye'de Anadolu'daki Hristiyanlar, Yahudiler, Ermeniler İslam dünyasının içinde değil miydi? Onların hangisinin din ve vicdan hürriyetine baskı altında alındı? Hangi kiliseleri yağmalandı? Onlar İstanbul'da kendi Hristiyanlar kendi kiliselerini kendileri yağmaladılar Haçlı Seferleri zamanında. Osmanlı oraya girdi bir tane kiliseyi yağmaladı mı? Gitti Ayasofya'yı kendi akçesiyle aldı. Ayasofya Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin. Osmanlı Hanedanı'nın Ayasofya. Neden yasa çıkaramıyorlar şimdi? Hristiyanlar kendi vakıf mallarını alıyorlar şimdi. Yahudiler de kendi vakıf mallarını alıyorlar. Müslümanlar kendi vakıf mallarını alamıyorlar hala da. Alamıyorlar.
vicdan, din vicdan hürriyetiyse var zaten bu İslam'da. Bu topraklarda var din vicdan hürriyeti. Bugüne kadar sen Osmanlı'da sen Alevisin deyip birisini mi katledilmiş? Sen Şiasın deyip sen şusun, sen busun diye Osmanlı'da bir şey mi var? İslam dünyasında bir şey mi var? Yok. Ama Türkiye'deki uygulanan laiklik dinsizlik resmen. İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı, hainlik. Başka bir şey değil. Herkesin kafasında demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Türkiye demokratik laik bir ülkedir, eyvallah. Ama başka bir 14. maddesinde diyor ki, kim bunu işte bu irticai faaliyetlere girerse, bitti. 14. maddeden güldürt gidiyorsun. 4. maddede Türkiye laiktir, herkesin din ve vicdan hürriyeti vardır. 14. maddede güldürt gittin. Duruyor orada o. Orada duruyor 14. madde. Türkiye'de laiklik hiçbir zaman din vicdan hürriyeti olmadı. Hani din vicdan hürriyeti? Kahrolsun şeriat diye Çanakkale'de yürüyorlar, İstanbul'da yürüyorlar. Kahrolsun şeriat diye İzmir'de yürüyorlar. Hani din vicdan hürriyeti? Senin benim dinime kahrolsun demeye hakkın var mı? Ne yapalım şimdi? Yarın biz de toparlayalım, kahrolsun şeriat diyenler mi kahrolsun diye yürüyüş mü yapalım? İşte çıktı çatışma. Türkiye'nin %99'u Müslüman, 10 kişi çıkıyor kahrolsun şeriat diye bağırıyor. Hukuk susuyor. Bütün Müslümanlar da susuyor. Bizler de dahiliz derken sözümde buydu. Bütün Müslümanlar suskun. Laf hazır. Provokasyona gelmeyelim. Kardeşim ben provokasyona gelmiyorum. Onları ne sanıyorsun? Provoke edenler serbest. Dileyen dilediği zaman pankart açıyor, kahrolsun şeriat diye yürüyor. Sen kahrolsun laiklik diye yürürsen anayasaya aykırı hareket etmiş oluyorsun. Sen kahrolsun laiklik diyemiyorsun. Neden? Anayasanın 4. maddesine aykırı hareketten kündürtek içeridesin. Birisi sabahtan akşama kadar kahrolsun şeriat diye bağırabilir. Bağırır. Sen kahrolsun laiklik diyemezsin. Bütün İslamcı olan, kendini muhafazakar, dini kabul eden, siyasetçisi de, bürokratı da, tarikatçısı da, şeyhi de, dervişi de, hepsi de susar. Biz biraz sonra la ilahe illallah derken kendimizden geçeriz. Geçeriz. Ertesi günde heykelde birisi kahrolsun şeriat der, biz görmezlikten gelir, yürür gideriz. Ama ne dokunalım ya, provokasyona gelmeyelim biz. Evet. Ama bir kendimizden geçeriz ki kimseler tutamaz bizi. Siyasetçilerimiz çıkar, bir konuşma yapar. Yürürüz peşlerinden. Doğru söylemiştir onların hepsi de. Ama ertesi gün pankart açarlar kahrolsun şeriat diye. Tamam. Herkes susar. Batılı ağa babalarımız ne der? Ondan sonra dolar ne olur, euro ne olur, borsa ne olur biz konuşursak. Kahrolsun şeriat diyenler bir ses söylemezsek bizi Avrupa Birliği'ne almazlar. Hala da siz gerici misiniz derler. Birisi kalkar, kahrolsun gericiler der. Kim bu gerici ya?
Kimse sormaz. Kim bu kardeşim gerici? Neyi kastettin gerici? Gerici sensin. Yobaz da sensin, gerici de sensin. Kimse demez. Kimse demez. Evet, Türkiye'deki laiklik din vicdan hürriyeti olarak hiçbir zaman uygulanmadı. Hiç uygulanmadı. Siz bir savcının karşısına gidip de bu maddeleri sizin yüzünüze okunmadı çünkü hiç sizin. Siz bilmezsiniz. Bir soruşturma savcısı sizin önünüzde bunları okumaz. Tehdit etmedi sizi çünkü. Seni istersen buradan atarım, tıkarım içeri demedi çünkü hiçbirinize. Hiç kimseye demedi. O yüzden kahrolsun şeriat demek serbest bu ülkede. Müslümanlara hakaret etmek, Müslümanlara küfretmek, Müslümanları ikinci sınıf vatandaş görmek, Müslümanların üzerine her türlü baskıyı, her türlü zulmü, her türlü algı operasyonu yapmak serbest. Ve herkes de susar bunu. Koca koca tarikat liderleri, parti liderleri, cemaat liderleri, cemaatlerin gazeteleri, partilerin gazeteleri, basını, yayını hepsi susar. Hiç kimse mıkını çıkarmaz. Dergahlarda şeyhler susar, susarlar. Dervişler bir şey konuşacak olursa dervişleri de sustururlar. Aman belli kesimlerle aramız bozulmasın. Çok da zaten öyle işlerine yararlarsa götürürler Amerika'ya zaten, orada rahat edersin. Biter mesele. Daha ne zamana kadar bu ülkede kahrolsun şeriat sloganlarını duyacağız bilmiyorum. Evet. Müslümanlar böyle pısırık olduğu müddetçe, pısırık olduğu müddetçe gavurun bir tanesi bin tane Müslümana bedel olur. O önceki Müslümanlardı o. Öyle inananlardı ki, inananların diyor birisi bin kişiye bedeldir. İnananın ama. İnananın. Öyle iman sahibi, öyle inançlı bir kimseyse evet. Bir kişi bin kişiye bedeldir. Bir kişi bin kişiye bedeldir. Şimdi onların bir kişisi bin kişiye bedel. 10 tanesi çıkıyor, kahrolsun şeriat diyor, herkes susuyor. Herkes susuyor. Koca meclis başkanı dahi öyle deme dedim de böyle de dedim de onu demek isteme dedim de bunu demek iste dedim de şöyle yaptırdım da böyle yaptırdım da bir tek gırnatasıyla zurnası bilmem çalgı aletleri eksik başlayacak oynamaya. Gıvır yavrum gıvır istediğin yerinden gıvır. Akça kavak yaprağı var. Bizim onlar da çok o neydi onun adı şey? Neydi o ağaçların adı? Gargaç. Değil mi? Bir tarafı beyaz, bir tarafı yeşil mi oluyordu? Kara ağaç mıydı gargaçtı? Evet, ikisi de öyle değil mi? Evet. Bizim orada bir gargaç ağaçları var böyle. Bir tarafı beyaz, bir tarafı yeşil. Rüzgar esince rüzgarın durumuna göre kimisini beyaz görüyor, kimisini yeşil görüyor. Bir tarafı yeşil, bir tarafı beyazı çalıyor böyle. Beyazı değil, gri. Böyle insanın öylesinden kork. İnsanın iki dillisinden, üç dillisi, iki dillisinden kork. Hadis-i Şerif'te diyor, iki dilli. Ne iki dillisi ya? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti tenzih etmek değil. O kadar kötüleştik ki biz, o kadar aşağı düştük ki iki dil bizim için. Yani ehven-i şer oldu. Şimdi çok dilliyiz biz. Hani diyor ya, ahir zamanda öyle kimseler olur ki onlar sizin dilinizden konuşurlar. Dikkat edin. Sizin dilinizden konuşurlar. Ama sizden değillerdir. Onlar ümmeti helaka götürürler. Bizim dilimizden konuşuyor bizi kandıranlar.
şeyhi de, dervişi de, siyasetçisi de, belediye başkanı da, bürokratı da, o su da, bu su da, hemen küçücük bir kaytan bıyık, elhamdülillah, subhanallah, işi götürüyor herkes. Şey yok yani. Herkes ne kadar Müslüman, ne kadar Müslüman, ne kadar Müslüman, ne kadar inanç sahibi. Ama beş kişi çıkıp kahrolsun şeriat deyince o iman sahiplerinin hiçbirisinin de sesi soluğu yok. Yok. Bir hocanın sohbetinde dinlemiştim. Bir insan Allah şahit ben layıkım derse dinden çıkar diyor. Bunu açıklar mısınız? Bir kimse ben layıkım derse evet dinden çıkar. Bu çok güzel de. Dinden çıkmış bir anayasanız var o zaman. Bu ülkenin de %98 evet dedim ona. Hoş geldin 23 Nisan. Gönderdiğiniz meclis milletvekilleri yeni bir anayasa yapacak mı? Yapacak. O yeni anayasa yapacak olan meclistekiler şimdiden de biz layıklık koruyacağız diyorlar mı? Diyorlar. Hoş geldin 23 Nisan. Haydi hep beraber şimdi kıvıralım. Ne diyelim? Şahıs, şahıs layık olmaz ama devlet layık olmalı diyelim. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Ey insanlar! Siz istediğinize inanabilirsiniz. Ama sizin bağlı bulunduğunuz devletin inancı yok. Anladınız mı? Siz istediğinize inanabilirsiniz. Ama sizin devletinizin, bağlı bulunduğunuz devletinizin dini yok. Yani dinsiz. Dinsiz. Yani ne demek biliyor musunuz? Devlet kerhane çalıştırır, meyhane çalıştırır, bunları açar, kumarhane çalıştırır, kumar oynatır. Devlet fuhuş yapar, yaptırır. Bunlardan vergi toplar. Devlet her türlü İslam'ın haram kıldığı her şeyle iştigal edebilir. Siz kalkıp da buna bir şey diyemezsiniz. Laiklikle devletin bütün haramları korunmuştur. Bu demek. Türkçesi bu bunun. Türk başka bir şey değil. Benim anladığım Türkçesi bu. Devlet laik dediğiniz zaman, devletin dini yok kardeşim. Bağırma devlet neden faiz alıyor diye. Bağırma neden kumar oynatıyor diye. Bağırma neden kerhane çalıştırıyor diye. Bağırma neden meyhane çalıştırıyor diye. Bağırma kardeşim, bağırma hakkın yok senin. Ne tecavüzcüler idam edilmeliymiş. Bağırma ne alakası var? Tecavüzcüler lazım bu memlekete. Nasıl yani? Basbayağı tecavüz edecekler, girecekler içeri, tekrar çıkacaklar. Bir daha tecavüz edecekler, bir daha girecekler, bir daha çıkacaklar. De lazım. Tecavüz ettikleri de kendi kendine intihar edecek. Veyahut da ya ben tecavüze uğradım diyecek, başka yapacak çarem yok diyecek. Annesi babası reddedecek, hiç istemeyecek onu. O da gidecek, çok affedersiniz, kerhaneye yazılacak. Bu kimin kızının, kimin karısının olduğu önemli mi? Devlet de ondan şakır şakır vergisini alacak. İmam efendiler de bu vergiden maaşlarını alıp yiyecekler. Ondan sonra çıkacaklar minareye Allah-u Ekber diye bezan okuyacaklar. Bu değil mi? Bu. Çıkacak müftü efendi, ondan sonra cuma günü öyle bir vaaz edecek, öyle bir vaaz edecek, hepimiz cucuruş içerisinde kalacağız. Bir ağlayacağız, kendimizden geçeceğiz. O da anlatırken kendinden geçecek zaten.
Kimse demeyecek, hocam bu faizi ne yapacağız biz? Kimse demeyecek, bu meyhaneler, bu kerhaneler, bu barhaneler, bu cazhaneler, bu randevu evleri. Bu beş boyunuzlu oteller, ne olacak buna kimse? O böyle şeyler. Sorulur mu, konuşulur mu? Devlet layık zaten. Biz iman etmiş Müslümanlarız, kendimizden geçeceğiz biz. Biz o için yaratılmışız. Birimiz Allah derken titreyecek böyle, ne oldu? Ay cezbe geçirdi. Öbürkü duracak böyle. Hı? Yapacak. Vay be. Müthiş oldu diyeceğiz ya. Bu işte aradığımız diyeceğiz. Evet. Ondan sonra bilmem hangi Fethullah Hoca Efendi demokrasiden geri dönüş yoktur artık diyeceğiz. Herkes de vay ya. Hocaya bak diyecek ya. Demokrasiden geri dönüş yoktur dedi. Yani demokrasi en güzel sistem. İslam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sistemi aşere-i mübeşşere. Ya ne alakası var kardeşim ya? İşte ya Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Dört büyük ashabın kurulmuş olduğu bir sistem. Ya İslam hukuku var mı öyle bir şey ya? Demokrasi en güzel sistem. Ve herkes de alkışlayacak. Hocamız ne güzel söyledi. Biraz daha milyon dolarlar götürelim. Demokrasiden dönüş yok. E neden? Sen Amerika'nın kucağında oturur da demokrasi İslam'a aykırı dersen seni oturtturur mu orada adam? Ne? Amerika demokrasinin beşiği. Amerika dinsizliğin beşiği. Ama yok. Demokrasiden dönüş yok. Yani hepimiz demokratız. Birisi kerhane açacakmış. Açsın canım, demokraside kerhane mi yasaklanırmış? Birisi meyhane açıyormuş. Tabii açabilir. Birisi pavyon açıyormuş. Açabilir. Ne demek ya, demokraside bunlara karşı çıkabilir misin? Çıkamazsın. Oğlan oğlana, erkek erkeğe evleniyormuş. Evlenir demokrasi. Daha ileri demokrasi var şimdi Amerika'da. Evleniyorlar. Hollanda'da ileri demokrasi var. Evleniyorlar. Sen oğlan oldu diye iki tane kurban kesiyorsun. Ondan sonra 10 yıl sonra, 20 yıl sonra büyüyor. Yanında bir tane daha erkekle geliyor. Bu kim? Bu benim kocam diyor. Demokrasi. Sen kalkıp da ona diyeceksin ki Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Kişinin, şahsın özel yaşantısına demokraside müdahale etmekten küldürtmek içeridesin. Şahsın özel hayatına dokunamazsın. Demokrasi bu. İleri demokrasi bu. Biz daha ileri demokrasiye yakın diyorlar ya bize, siz daha ileri demokraside değilsiniz diye. Onun Türkçesi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Siz daha kalkıyorsunuz bizim kızlarımızın bekareti diyorsunuz, kalkıyorsunuz kadınlarımızın namusu diyorsunuz, kalkıyorsunuz siz eşcinselliğe aykırı davranıyorsunuz, kalkıyorsunuz eşcinselliği istemiyoruz diyorsunuz, kalkıyorsunuz siz kerhane istemiyoruz, meyhane istemiyoruz, bar istemiyoruz, pavyon istemiyoruz, ahlaksızlık istemiyoruz, kumar oynamasını istemiyoruz diyorsunuz. O yüzden siz henüz daha ileri demokrasi seviyesine gelmediniz. Ne zaman iyice namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz oldunuz, İslam'daki cinsel suçların hepsi de kalktı, hepsi de helal oldu, hiç kimse onlarla mücadele etmedi, o zaman ileri demokrasi seviyesine geleceksiniz. Tam bir layık olacaksınız o zaman. O zaman demokrasiden dönüş yoktur diyenin kabrine vuracağım, kalk bize, kalk! Kalk! İleri demokrasi dediğin ay ne hale geldi? Evet. Hiç kimse burayı görmüyor. Müslümanlar da kendilerince Türkiye'deki İslamcı geçinenler. Aman işte biz de bu demokrasinin faydalarından, nimetlerinden faydalanalım. Biz de demokrasi isteyelim diyorlar. Kardeş, yangına gidiyorsun. Deccaliyete gidiyorsun. Şeytaniyete gidiyorsun.
Haramın, fuhşun, şehvetin göbeğine gidiyorsun. Allahsızlığın, dinsizliğin göbeğine gidiyorsun. Sen nasıl istersin böyle bir şey? Sen diyeceksin ki benim yolum Kur'an ve sünnet. Ben demokrasiden anlamam, ben laiklikten anlamam. Benim anladığım bir tek bir şey var. Kur'an ve sünnet. Benim yolum bu diyemezsin. Benim bu yolum değil diyemezsin. Müslümansan. Müslümansan söyleyeceğin tek laf var. Benim yolum Kur'an ve sünnet. Ben demokrat değilim, ben demokrasici de değilim, ben laik de değilim. Laikliği de istemiyorum. Anayasada da istemiyorum, baba yasada da istemiyorum, çocuk yasada da istemiyorum, hiçbir yerde istemiyorum. Diyemez zaten bir Müslümanın. Ya ne demek ya, benim devletim dinsiz olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz Kur'an ve sünnetin haram ettiği hiçbir şey anlatamazsınız. Kur'an ve sünnetin haram ettiği hiçbir şeyi haram deyip anlatamazsınız. Laikliğe karşılık. Laikliğe karşı çünkü bu. Benim bu anlattığım, yaptığım sohbet laikliğe karşı. Adam isterse beni atar içeri, atsın. Bu memleket yangına gidiyor. Bütün Müslümanlar suskun. Hala da susuyor bütün herkes. Hala da susuyor. Nereye kadar susacak ya bu insanlar? Nereye kadar susacaklar? Ölüm değil mi sonu? Allah'a kavuşma değil mi sonu? Yok. Biz başımız ağrıdı, cennetlik olacağız hemen. Biz onu arıyoruz. Biz mücadele yok bizde. Neden? Şeyhler nasıl girsinler içeri şimdi? Nasıl anlatsınlar bunları? Kalkağı polisin birisi alır götürürse ne cevap verecek orada? Malını müsaade eder, satarsa, götürür iki tane cop bir tarafına değdirirse, şehrine zeval gelir. En iyisi böyle götürdükleri zaman, gittikleri zaman en samimi, en kendisini seven dermiş kim? X. O şeyh o derler, çıkarlar. Ne olacak ki? Veya ben şeyh değilim der, çıkar. Ne olacak ki? Veya ben normalde hiç, gerçekten o siyasetçiler ne olacak ki? Ne olur adam parsiye toplamaya çalışıyor. Topladı bitti adamın işi. Ne yapacak ki adam? Ama seçim zamanı gelip buraya oturup da bir güzel bize vaaz etmesi lazım. Siyasetçi ya. Evet. Ve gönderdiğimiz siyasetçiler de orada laikliği savunması lazım. Biz de alkışlamamız lazım arkalarından. Evet. Allah bizi doğru yola ilete. Amin. Dikkat edin, doğru yolu ne olarak gösteriyor Fatiha'da? Dikkat edin. Dikkat edin. Ne diyor? İn'am etti. İhsan etti. Bak in'am ettin, ihsan ettin kulların var ya, kim bunlar? Birincisi peygamberlerin, kim bunlar? İkincisi dostların, velilerin. Peygamberlerin ve velilerin ihsan ettin, in'am ettin. Kişilerin yoluna. Neymiş doğru yol? Senin kendi hevandan, kendi hevesinden kurduğun Kur'an sünnet yolu değil. Senin kendi şeytaniyetinden, kendi nefsaniyetinden kurduğun yol değil. Senin kendi hevandan, hevesinden çıkardığın yol değil. Ya peygamberlerin, velilerin yolu. Sırat-ı müstakim neymiş? Peygamberlerin ve velilerin yolu. Bana bir tane peygamber getirin, meyhaneci, kerhaneci, barcı,
Bir tane peygamber getirin bana. Lutli'yi destekleyecek olan, eşcinselliği destekleyecek olan. Bir tane veli getirin bana. Eşcinselliği, lutli'yi, kerhaneyi, meyhaneyi destekleyecek olan. Bir tane veli getirin bana. Bir tane veli. Kur'an ve sünnetin ve inam ettiği, ihsan ettiği o dostlarının yolundan aykırı hareket eder. Bir tane veli getirin bana, demokrat. Bir tane peygamber getirin bana, laik ve demokrat olan. Bir tane peygamber getirin. Kimi? Abdülkadir Geylani Hazretleri, Muhammed Erufa Hazretleri mi? Kimi? Hazreti Mevlana'yı mı? Ben Kur'an'ın kuluyum, Muhammed-i Mustafa'nın yolunun tozuyum. Kimi getirecekler? Getirirsiniz son 200 yılda. Son 200 yılda getirirsiniz. 200 yıldan öncesinde getiremezsiniz. Son 200 yılda gelir. Evet. Sebateisti de gelir. Kendisini satanı da gelir. Kendisini de değiş tokuş edeni de gelir. Hepsi de gelir. Gelir. Aman şimdi devletler muvazenesinde filancalan dost olmam lazım diye darılır. Aman Amerika bize ne der, Almanya bize ne der, Avrupa bize ne der diyenler gelir. Gelir. Sırat-ı müstakim. Bizleri sırat-ı müstakim değil. Sırat-ı müstakim açıklıyor. İnam ettin, ihsan ettin. O inam ettin, ihsan ettin kullar var ya, evet. Onların yolunda eyle. Amin. Onların yanında eyle. Amin. Onlarla bizleri beraber eyle. Amin. Hem bu dünyada beraber eyle. Amin. Hem de öbür dünyada beraber eyle. Amin. Her nefeste bizleri onlarla beraber eyle. Amin. Gözümüzün önünde o ya Rabbi onları görenlerden eyle. Amin. Attığımız her adımda, konuşacağımız her kelimede, kalbimizden geçecek her meselede, o sırat-ı müstakimde olanlarla beraber eyle. Amin. Onları göre göre, onların nefeslerini hissede, onların gözyaşlarının içerisinde, onların dualarıyla bizleri beraber eyle. Amin. Bizleri laiklerle, demokratlarla, faizcilerle, fuhuşçularla, kerhanecilerle, meyhanecilerle beraber eyleme. Amin. Bizleri sünnet-i Resulullah'a aykırı olan ve onları inkar edenlerle beraber eyleme. Amin. Bizleri hadisleri inkar edenlerle beraber eyleme. Amin. Bizleri ayet-i kerimeyi kendi heva ve heveslerine uyaraktan şerh etmeye çalışanlardan eyleme. Amin. Onların yanında da eyleme. Amin. Bizleri dimdik Kur'an ve sünneti yaşayan, dimdik Kur'an ve sünneti lebba lebba, nefes nefes, hücrelerinde dahi hissedip öyle bu dünyadan nefesini aldıklarından eyle. Amin. Gözümüz göre göre, Muhammed-i Mustafa'yı tanıya tanıya, Cenab-ı Allah'ın cemalullahına baka baka son nefesimizi verenlerden eyle. Amin. O Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin elinden suyu içe içe, elinden o son nefeste, o dudağımızın kurukluğunu aldıra aldıra nefesini verenlerden eyle. Amin. Bizleri o Habibinin hayatından, nefesinden, canından, kanından, ruhundan bizleri ayırma ya Rabbi. Amin. Fâlevennâhu la ilahe. La ilahe illallah.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Dest. Görevliler talimlerim, bir dakika gelsin. Şurayı boşaltın. Celle Celaluhu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Emine Vahyillah. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya hayra halkillah. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel murselin. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. İhdina sıratel mustakim. Amin. İhdina sıratel mustakim. Amin. İhdina sıratel mustakim. Amin. Ah!
Allah 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 Allah. Amin. Vakti şerifler hayrola. Amin. Hayırlar fethola. Amin. Şerler defola. Amin. Allahu Azimüşşan'ın ismine kalplerimiz tahir. Amin. Tahir. Amin. Hak ola. Amin. Hemler sefalar müjda dola. Amin. Kulüba şikan bakü şaduhandan ola. Amin. Enni Hazreti Mevlana. Amin. Sırrı Cenab-ı Şems-i Tebrizi. Amin. Kerem İmam-ı Ali. Amin. Şefaati Muhammedun Resulullah-u Nebi. El-Fatiha ma'a selavant. Allah.